Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Fatih Boz, 26 yaşındayım. Lise öğrenimimi Kayseri Anadolu Teknik Lisesi Uçak Gövde Motor Bakım alanından mezun oldum. Lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Uçak Teknolojisi programını mezuniyetimi başarıyla tamamlayıp 3,5-4 senedir May Teknik'te uçak bakım yapısal teknisyen olarak çalışmaktayım. Uçak teknolojisi bölümünün istihdam alanları nelerdir? Uçak teknolojisi programından mezun olup uçak teknisyeni olarak göreve başlayan bir teknisyen, uçak bakım faaliyeti yürüten hava yolu şirketlerinde ya da havacılık bakım onarım yapan şirketlerde uçak bakım teknisyeni olarak çalışmaktadırlar. Uçak teknolojisi bölümünden mezun olan arkadaşlarımız eğitim hayatını tamamladıktan sonra teorik ve pratik eğitimleri yanı sıra şirketlerde uçak bakım kabin içi ve uçak bakım yapısal teknisyen olarak çalışmaktadırlar. Ancak son zamanlarda bu uçak teknolojisi programından mezun olan arkadaşlar uçak bakım atölyelerinde uçak bakım ve komponent tamir bakım onarım faaliyetlerini yürütmektedirler. Peki İngilizce havacılığın çoğu sektöründe önemli olduğu gibi bu bölümde de önemli midir? İngilizcenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Uçak bakım faaliyeti yapan bir şirkette uçak bakım teknisyeni olarak çalışıyorsanız yapacağınız bütün işler prosedürler doğrultusunda gerçekleştirmektedirler. Bu prosedürlere de baktığımız yerler EMM, SRM, TSM, CMM vesaire gibi uçak bakım el kitaplarıdır. Bunlar kutsal kitap dediğimiz bakımın olmazsa olmaz kitaplarıdır. Ve bu kitapların tamamen dili İngilizcedir. Eğer İngilizce bilmezsek bu bakımları doğru anlayıp bakımın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayamayız. İngilizce gerçekten %99 değil, %100 önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bölümün herhangi bir 2 yıllık bölüme göre avantajları var mıdır? Uçak teknolojisi bölümünün diğer 2 yıllık ön lisans programlarına göre avantajları bence şunlardır. Uçak teknolojisi bölümü yani havacılık standartları diğer standartlara nazaran üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Ve prestij açısından uçak teknolojisi programından mezun olup uçak bakım teknisyeni olarak çalışan uçak teknisyenleri halk itibariyle ve yaptıkları işin önem derecesi açısından diğer 2 yıllık ön lisans programlarından daha prestijli, popüler ve daha önemli kapsamda bir ön lisans programı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bununla kalmayıp uçak teknolojisi ön lisans programlarından mezun olup kolay bir şekilde güzel maaşlarla havayolu şirketlerinde ve hava aracı bakım faaliyetleri yürüten firmalarda kolaylıkla iş bulabileceğinizi düşünüyorum. Bölümün dezavantajları nelerdir peki? Uçak teknolojisi bölümünün avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Örneğin ilk etapta benim aklıma gelen işini severek yapacaksın. Eğer bu işi severek yapmıyorsan iş hayatında da ve kariyer hayatında başarılı olamazsın. Öncelikle uçak bakım, havacılık, sportif havacılık bunlara ilgisi olan insanlar ve havacılık kültürüyle benimsenmiş insanlardan ön lisans programlarını başarıyla tamamlayıp daha başarılı bir şekilde meslek hayatına atılmaları onlar için bir avantajdır. Ancak bunları barındırmayıp sadece parası yüksekmiş, bunlar çok maaş alıyorlarmış diye bu bölümü tercih edip meslek hayatına atılmayı hayal edenler bu şekilde bir yanılgıya düşüyorlar. Şöyle uçak teknolojisi programından mezun olup ya da herhangi bir uçak gövde motor bakım, uçak elektrik elektronik, uçak teknolojisi ve ortaöğretim programları da bunlara dahil olmak üzere buralardan mezun olup uçak teknisyeni olarak çalışmakta olan insanlardan gerçekten çok başarılı ve kalifiye teknisyenler yetişmekte. Ancak işini severek yapmayan, sırf bu mesleği para için tercih eden ya da uçak teknolojisi programında yeterli donanımı ve öğrenim sahip olmayan insanlar bu sektörlerde uçak bakım teknisyeni olarak yeterli donanıma sahip olmadıkları için kariyer basamaklarını diğerlerine nazaran daha yavaş tırmanmaktadırlar. Özel sektör mü yoksa devlet bünyesi mi bu bölüm için daha uygundur? Ben uçak teknolojisi programından mezun olup özel sektörde çalışılması taraftarıyım. Bu şu şekilde tabii ki tercih meselesi ancak devlet sektöründe belki kolay işe girebilirsiniz. Ancak özel sektörde kazandığınız maddi imkanları devlette bulamayabilirsiniz. İş bulma imkanı yüksek bir bölüm müdür? Uçak teknolojisi programı iş bulma imkanı olarak yüksek bir bölüm. Ancak iş bulma statüleri biraz kişisel donanım ve bilgiye dayalı. Eğer siz eğitim öğrenimini güzel bir şekilde tamamlayıp İngilizce dilinizi güzel bir şekilde geliştirdiyseniz eminim kolay bir şekilde iş bulacaksınızdır. Mesleğin sağlık şartları nelerdir?
Uçak bakım teknisyenliği sağlık açısından önem arz eden niteliklere sahip. Yani eğer ne yazık ki renk körlüğü, görme ve işitme kaybınız varsa uçak bakım teknisyeni olmak için yeterli nitelikleri taşımıyorsunuzdur. Uçak bakım teknisyeni oldunuz, sağlığınızın çok önemli olması gerekiyor. Düzenli uyumalısınız, düzenli beslenmelisiniz. Zaten şirketler sağlığa çok önem verdiği için 6 aylık, 1 yıllık ve belki çeşitli zaman periyotları arasında sizlere sağlık muayenelerine gönderiyor. Yani gerçekten sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyerek sağlıklı bir teknisyen, sağlıklı bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Bölümü okurken zorlandınız mı? Bölümü okumak zor mudur? Uçak teknolojisi programını okumak şu şekilde. Yani ben uçak lisesi çıkışlı olduğum için açıkçası çok fazla zorlandığımı söyleyemem. Ancak şu şekilde, yani gerçekten ilgiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten yeterli emeğe verip havacılığa ilgili biriyseniz bölümde kolaylıkla başarılı olacağınızı düşünüyorum. Çalışma ortamı sürekli kapalı alan mı? Bu durumun zararları nelerdir? Yani çalışma ortamı, eğer hangar ortamında çalışıyorsanız kapalı alanda çalışıyorsunuz. Yeterli ışığı almıyorsunuz. Belki güneşin tadını gündüzü fazla çıkaramıyorsunuzdur. Kapalı havada böyle biraz daha rehavete kapılır. O yüzden çalışma avantajının kapalı olmasının böyle bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Ama kapalı ve küçük bir atölye ortamında çalışıyorsanız da gayet sıcak bir aile yuvası oluşturabiliyor. Bu bölümden dikey geçiş yapılmasının geçiş yaptığımız bölüme bir katkısı var mıdır? Eğer ben uçak teknolojisi programını bitirdikten sonra eğitimime devam edeceğim diyorsanız şu şekilde dikey geçiş yapabileceğiniz, sunumda da bahsettiğimiz gibi belli bölümler var. Bu bölümlerden eğitim ve kariyer açısından sizin yönelebileceğiniz bölümleri seçerek lisans programlarını tamamlayabilirsiniz. Eğer uçak teknolojisi programından bir lisans programını tercih edecekseniz burada gördüğünüz bazı kültür dersleri ve mesleki derslerden muafiyetiniz var. Bu sizin için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve DGS sınavı normal üniversite sınavına göre biraz kolay olabileceği için normalde kazanılması zor olan bölüm DGS sınavıyla kolay kazanılacağını düşünüyorum. Değerli cevaplarınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizler de vakit ayırıp beni buraya davet ederek onur verdiniz. İnşallah arkadaşlarımıza faydalı olabilmişizdir. Emniyetli ve güvenli çalışma hayatları ve başarılı bir kariyer dilerim. Hepinize teşekkür ederim.